Evet arkadaşlar geldik 40. sorumuza. Sorumuzda bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? demektedir a şıkkında birinci cümleyle ilgili olarak dolaylı tümleç yüklemden oluşan kurallı bir cümledir ifadesini görürüz. Birinci cümlemize baktığımızda masanda kelimesine kadar olan bölüm dolaylı tümleci oluşturmaktadır. Oturuyorsun kelimesi ise yüklemimizi oluşturmaktadır. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. B şıkkında ikinci cümle içinde belirsiz isim tamlaması olan bir isim cümlesidir ifadesini görürüz. İkinci cümlede meyve desenleri belirtsiz isim tamlamasını oluşturur. Var kelimesi ise ek fiil alarak yüklem olmuş isim soylu bir sözcüktür. Dolayısıyla B şıkkımız da doğrudur. C şıkkında 3. cümle dolaylı tümleci tamlamalardan oluşan bir isim cümlesidir. İfadesini görürüz. 3. cümlemizin dolaylı tümlecini çizelim ve değerlendirelim. Örtünün ortası. Bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Yakın bir yere. Bu da sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla C şıkkımız da doğrudur. D şıkkında dördüncü cümle içinde birden fazla yargı bulunan bir cümledir ifadesini görürüz. Dördüncü cümlemize baktığımızda sarı veren kelimesi bir sıfat fiildir. Yargı bildirmektedir. Sarmış kelimesi ise e, yüklem görevinde kullanılan bir kelimedir. ikinci bir yargı bildirmektedir. Dolayısıyla D şıkkımızda doğrudur. E şıkkına baktığımızda 5. cümlenin yüklemi çatı bakımından etken bir e, cümle olduğunu söylemektedir. 5. cümlemizi bakacak olursak 5. E, cümlemizin yüklemi var kelimesi ek fiil alarak yüklemi olmuş isim soylu bir sözcüktür. Dolayısıyla isim soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanıldığı cümlelerde çatı aranmaz. Cevabımız da budur.